arayı şey yapıyor, konuşamadım. Friendzone olayını anlat, tavsiye ver. Friendzone olayını şöyle anlatayım. Bir kere seni... Çaresi yok abi onun ya. Friendzone'un çaresi var, şöyle var. Biz Kaan'la 2 yıl arkadaş kaldık. 2 yıl sonra sevgili olduk. Friendzone'da asıl kurulması gereken şey, iki taraf da birbirinden hoşlanıyorsa şu korku vardır genelde. Eğer ya sevgili olunca anlaşamazsak, ayrılırsak ben seni arkadaş olarak da kaybetmek istemiyorum düşüncesi var. Evet, bu çok doğru. Ben Kaan'da da yaşadım bunu ve Kaan da aynı şekilde yaşadı. Ama bunu hiçbir zaman şey yapmadan, deneyimlemeden bilemezsin. Çünkü ya belki de gerçekten ikiniz için uygunsanız ve bir sevgili olunca hep devam edeceksiniz, sonra evleneceksiniz bilmem ne. Bunu bir kere yaşamadan öğrenemezsin. Yani bence böyle. Dediğim gibi işte benim hiç o dönüm noktasından önce hiç böyle arkadaşım falan olmadı. Ben ne erkek ne kız böyle arkadaş falan olmadı. Kalırdım, eğlendim tek başıma. Eğlendim öyle yani. Hiç öyle bir durumum olmadığı için bilemiyordum ya. Ki 2-3 sene geçti. Onun da çıktığı başka insanlar da oldu. Tamam, ama sen bunu gidip sadece konuşarak halledebilirsin bence. Konuşarak yüzüne direkt tak 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 söyleyerek. Evet. Asterix yüz bitişin teşekkür ederim. Böldüm pardon. Yok yok, hayır. Olumsuz bir cevap alırsam bu sefer işte gene bir yerde denk geldiğimizde çünkü ortak arkadaşlarımız da çok. Bu sefer yüzünü asacak, yüzünü çevirecek. Bunun için çok daha kötü olacak. Tamam, şöyle düşün. Sen hiçbir zaman açılmazsan ona hissettiklerini söylemezsen eğer, her zaman pişman olacaksın. Hayatın boyunca pişman olacaksın. Hasan, yüz bit için çok teşekkür ederim bu arada. Bunu okumana gerek yok. Boş ver. Yani düşün, her zaman pişman olacaksın, anladın mı? Belki ileride ya söyleseydim ya şu an beraber olabilirdik. Hani belki hala beraber olacaktık. Çok pişman olacaksın. Ne Aynen abi, bileyim. söylemezsen çok sıkıntı çekersin. İçinde böyle büyür büyür. Abi Olacağın da olmaz yani. öyle diyen de olmadı yani. Arkadaş yani bu bazı edindiğim arkadaşlarım falan işte üniversiteye gidince ne kızlar olacak falan filan diye şey söylediler. Ya tamam da ne kızlar, bak şu kafadan nefret Hiçbir ediyorum. şey değil çünkü. Üniversiteye gidince ne kızlar olacak bilmem ne. Tamam, çok güzel kızlar olabilir. Deli gibi herkes sana koşuyor olabilir ama belki sen onlara karşı o kıza hissettiğin duyguyu hissedemeyeceksin. Sadece güzel Yani diye biriyle sevgili olamazsın, anladın mı? Bir süre sonra bayar bu. Böyle bir şey zaten yok. öyle oldu yani kimseye karşı şöyle bir şey hissetmiyordum yani üniversiteye geçtim pek bir farkı yok. Ne bileyim ya. Bakalım dediklerinizi yapmaya çalışacağım. O zaman Yani deneyeceğim en kendine azından. çok iyi bak. Teşekkür ederim geldiğin için. Kolay gelsin. İyi Çok sağ ol. Bay yayınlar. bay. Bay bay. İlla biriyle sevgili olmaya gerek yok ki abi. Evet, bu arada siz çok fazla şey yapmayın. Siz çok fazla isteyince bu sevgililik meselesi üzerine düştükçe bence karşınıza Aynen. çıkmaz böyle biri. Abi benim hayatımda Beklemeyin. bir kere sevgilim oldu. Ondan da pişmanım. Keşke olmasaydım. Kodları dağıttım ya, Excel line. Benim de mesela ilk sevgilim Kaan. Kaan'dan önce hiçbir şekilde "Aa, uf, sevgilim olsun artık, niye benim sevgilim oluyor" diye hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü hani gerçekten beklemeyince oluyor ya. Gerçekten. Benim sevgi anlatayım mı Evet. ben? Ben işte ya benimki acıklı falan da değil normal öylesine bir hikaye. Söyleyeyim şimdi chatten linç yemeyeyim de. İşte ben kızdan hoşlandığını falan söyledim sonra friendzone'a düştüm. Bir dakika, ben su... Görüşürüz, bay bay. Sonra işte bir 2 ay sonra falan kız geldi kendisi şey yaptı. Hani özür diledi falan. Sonra sevgili olduk. Keşke olmasaydık. Aga be. Yapacak bir şey yok. O zaman başka Anlamadım onu biri Austin. çekebilir miyiz Hasan? Asterix 111 bit atmış. Teşekkür ederim.